Bu ağzı bozuk olanlar, internette konuşan, yani biçimsiz, münasebetsiz konuşanlar genellikle kalitesiz hayat yaşıyorlar. Yani yedikleri onları mutlu etmiyor, giydikleri onları mutlu etmiyor, ortamları kötü, onlarla muhatap olanlar kötü şeyler konuşuyorlar, bunlar onlara kötü şeyler söylüyorlar. Mutsuz bir insanlar, kimseyi sevmiyorlar, kimse bunları sevmiyor. Mesela kız arkadaşı var, küfrediyor, kirli, mesela uygunsuz şeyleri yapıyor. Bu da gidip uygunsuz şeyleri yapıyor. O ona küfrediyor, o ona küfrediyor. Dolayısıyla hiçbirinin bir dostu, arkadaşlığı olmuyor. Kısa sürede bunlar ayrılıyorlar. Yani bunların arkadaşlıkları bir iki gün sürüyor. O da küfürle, hakaretle bitiyor. Dolayısıyla hayatları korkunç. Ellerinde bir sigara yahut işte alkollü bir içki. Toplandıklarında birbirine küfürlerle konuşuyorlar. La şöyle mi, la böyle mi? Yani mutlu değiller. Akşam yattıklarında huzur içinde yatmıyorlar. Kalktıklarında huzur içinde yaşamıyorlar. Onun için güzelliği, zenginliği, bereketi, iyiliği, güzelliği gördüklerinde onlar da bu şok meydana getiriyor. Şiddetli bir haset ve ızdırap meydana getiriyor. Bunun çok kolay elde edileceğini düşünüyorlar. Ama elde edemeyince de çok acı çekiyorlar. Yani onlar mesela sizin gibi temiz arkadaşları olmuyor. Güvenilir arkadaşlar olmuyor. Böyle dostane bir ortam olmuyor. Kirli oluyor. Her şey kirli oluyor. Konuşmalar kirli, yüzler kirli, eller kirli, ayakkabılar kirli, evler kirli. Her yerde bir kir ve karanlık oluyor. Yani mutlu, aydınlık bir ortam olmuyor. Genellikle de ezikler. İmkanları da yok. İmkanı olan da kendini batırıyor. Müthiş bir stres içinde yaşıyorlar. Onun için böyle mutlu, güzel, kaliteli, akıllı, lafını sözünü bilen, birbirini üzmeyen, bilakis birbirini onore eden, birbirine güzel sözler söyleyen, güzel heyecanlar yaşanan, sevinç yaşanan, kaliteli ortamlara akıl almaz haset ediyorlar. O yüzden de öfkeleri daha artıyor ama bir süre sonra anlatımlarımızdan olumlu etkilenmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş çözülüyorlar. İzlemenin yüksekliği onu göstertiyor. Çünkü adam gece yarısı saat işte 12'de, 1'de, 2'de, 3'te sabahlara kadar izlemek istiyorsa etki alanına girmiş demektir. Yani müthiş etkilenmiş demektir. Onun için yani kötü konuşması, kızması, bağırması, çağırması o an o imkanları elde edemez, o güzel hayatı elde edememesinden kaynaklanan bir öfke. O gerilimi yaşadığı için oluyor. Biraz sabırlı olmak lazım. Bir süre sonra onlar çözülüyorlar. Yani bu imkanlarla, dar imkanlarla anlatım yapıyoruz ama en başarılı çalışmayı elde ediyoruz. Allah'a çok şükür. Taş olsa eriyor. Demir olsa eriyor. En kirli şey bile yanıp tertemiz olmuş oluyor.